Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnne allaha basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerrişşeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza kalel abdu la ilahe illallah harakatis semavati hatta takife beyne yedeyillah. Feyekulu uskuni keyfe eskunu ve lem yufer li kaili. فَيَقُولُ مَا أَجْرَيْتُكِ عَلَى لِسَانِهِ وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimat, ehl-i beyt, el, ashab, etbaalar, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden mümin mümnat, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşahbendlerimiz, hazır olun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ kâlel abdül muslimü, Müslüman bir kimse, La ilahe illallah dediğinde, dediği zaman, tabii bu La ilahe illallah kelimesinin içine Muhammedur Resulullah da dahildir. Muhammedur Resulullah'ın içine de Peygamberimizin haber verdiği tüm inanılması gereken şeyler dahildir. Bu icmali imandır, özeti oluyor. Tevhid inancının özeti oluyor La ilahe illallah. Yani bu La ilahe illallah kelimesini söylediği zaman insan Muhammed Resulullah'a da inanacak ve Peygamberimizin getirdiği tüm şeylere de inanacak. Bunlara inandığı halde inanaraktan bir Müslüman kul La ilahe illallah, yani Allah'tan başka hak mabut yok, ancak Allah var, harakat derse, harakat es-semavati. Bu kelime sema kapılarını yarar. Sema, yedi kat sema var. Her semanın kapısı var ve her semanın bekçiler var melaike-i kiramdan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıktığında Miraç hadisinde bize bunları haber veriyor. Birinci kapıyı çaldım, işte şöyle ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Her kapının ayrı koruyucusu var. Her katının, sema katının koruyucu melekleri var. Yani sema bizim gördüğümüz gibi boşluktan ibaret değil. Korunan, böyle rastgele girilmeyen kapılarla korunmuş katları olan bir cisim. Ama Müslüman bir kul kalben tasdik ederek, özünden söyleyerek, diliyle La ilahe illallah derse, işte bu kelime sema katlarını yarar. Yani kapıcıdan izin almaz. Kapıyı koruyanlardan izin almaksızın sa'idet bila hicab. Bila hicabi şeyin. Hiçbir şeyin engel olmasını, kendisine engel olması olmaksızın yükselir. Hatta takife beyni yedillahi, Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda durur. Evet, Allah'ın huzurunda durana kadar hiçbir şey ona engel olmaz. Sema katlarını bu kelime yarar, geçer, oraya varır ki varacağı yer, yaratıkların varacağı yer
Sidre-i Müntehadır. Son nokta odur. Cebrail Aleyhisselam bile o noktadan ileri geçememiştir. Ama Peygamberimiz o noktayı da geçmiştir. Yani bu yeryüzünden yükselen, semaya yükselenlerin son noktası Sidre-i Münteha. Son nokta demek zaten. O oraya yükselir, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar ve orada titremeye başlar bu kelime. Fekulu üskuni, Allah Zülcel Hazretleri bu kelimeye bir cisim vermiş oluyor bu kelimeye Allah Zülcel Hazretleri. Niye titriyorsun? Titreme. La tastarib, titreme, ıstırap çekme. Sakin ol, üskuni, sakin ol buyurur Allah Zülcel Hazretleri. Fetekulu, bu kelime la ilahe illallah, tevhid kelimesi, der ki keyfe eskunu ve lem yuğfar li kaili, benim sahibim edilmediği halde nasıl sakin olabilirim? Arkadaşımı ben seviyorum, yani beni söyleyen kimse arkadaşım dediği odur. Beni söyleyen kimseyi, mümini, Müslümanı, Müslümanın affedildiğini bilmeden nasıl sakin olabilirim der o kelime. Onun üzerine Allah Zülcel Hazretleri şöyle buyurur. Mâ ecraytuki alâ lisânihi, seni diline doladığı anda vakat gafartu lehu, onu kesin olarak affettim. Cenab-ı Hak seni söyleyen adamı diline doladığı anda, daha telaffuz etmeden diline doladığı anda kesin olarak kat kelimesinden çıkarıyoruz. Kat gafartu lehu, onu affettim. Yani günahlarını affettim buyurur Cenab-ı Hak. Bu hadis-i şerifte bu la ilahe illallah tevhid kelimesini, imanın özü olan kelimeyi çok söylemenin gerektiğine işaret vardır, teşvik vardır. Bu kelimeye saygı duymamız gerektiğini, onun değerinin ne kadar yüksek, yüce olduğunu bilmemiz gerektiğini açıklama vardır. Allah katında bu kelimenin ne kadar kadri kıymete sahip olduğunu bize anlatma vardır. Şimdi biliyorsunuz her peygamberin bir özelliği var. Yani bütün peygamberler peygamber olma bakımından aynıdır. La nüferriku beyne ahadim min rusuli, peygamberlerin arasını biz hiç tefrik etmeksizin hepsine inanırız. Peygamber olma açısından hepsi aynıdır. Ama her peygamberin özelliği vardır. Bizim peygamberimiz bütün peygamberlerde olan özellikleri kendinde taşır. Ama başka peygamberlerin diğer peygamberlerden ayrıldığı bir özellikleri vardır. Mesela İbrahim Halilurrahman, Halilullah'tır. Allah'ın halilidir. İsa Aleyhisselam Ruhullah'tır. Musa Aleyhisselam Neciyullah'tır, Kelimullah'tır. Nuh Aleyhisselam Neciyullah'tır. Adem Aleyhisselam Safiyullah'tır. Onların nitelikleri, mümeyyiz vasıfları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah diye geçer. Şimdi Musa Aleyhisselam'a Allah Zülcel Hazretleri Tur Dağı'na çıktığında tecelli etmiş, konuşması ona tecelli etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi doğrudan doğruya Allah'la konuşmamış. Peygamberimiz Miraç'ta vasıtasız olarak Allah'la konuştu. Nasıl bilmiyoruz, nice bilmiyoruz. Keyfiyetsiz, zamansız, mekansız olarak konuştu, vasıtası olarak. Orada Allah Zülcel Hazretlerinden vahiy telakki etti, aldı. Vasıtası olarak ama Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'la konuşması böyle değil. Alimlerimiz diyorlar ki Allah'ın kelamı tecelli etti. O tecelliyi duydu Musa Aleyhisselam. Allah'ın kelamını duyunca Musa Aleyhisselam çok zevk duydu bundan. Çok heyecan duydu. Allah'a olan muhabbeti son haddini buldu. Bu sevgi, aşk halinde, heyecan halinde erini enzur ileyk, kendini göster, sana bakmak istiyorum. Sesini duydum, tecellisine vakıf oldum, kendini de görmek istiyorum
dedi. Halbuki buna hakkı yoktu. Ama o heyecanla bu talepte bulundu. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde "Len terani, sen beni göremeyeceksin Musa. Velakin inzur ilel cebeli feinistakarra mekanu fesevfe terani. Şu dağlara bak ki Tur dağı gök kayalardan, kızıl kayalardan ibaret. Hiç toprak yok. Şu dağlara bak. Eğer bu dağlar yerinde durursa, karar kılırsa sen beni görebilirsin. Yoksa göremezsin." Musa aleyhisselam dağlara bakınca dağlar un ufak oldu. Bu dehşetli manzara karşısında faharra Musa saika. Musa aleyhisselam korktu, bayıldı, düştü. Ayıldıktan sonra tübtü ileyke. "Ya Rabbi, haddim olmayan şeyi senden istediğimi anladım. Tevbe ettim. Affet beni." diye Cenab-ı Hak da istekte bulundu. İşte o zaman Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan "Bana böyle lütufta bulundun ya Rabbi. Kelimullah yaptın beni. Hitap ettin bana. Senin kelamın tecellisine mazhar kıldın. Ben de sana özel olarak çok sevdiğin kelimeyle gece gündüz seni zikretmek istiyorum." diye talepte bulunmuş. Hadis-i şerife göre bu anlattıklarım. Allah Zülcelal Hazretleri de "La ilahe illallah de Musa" buyurmuş. Demiş "Ya Rabbi, bu kelimeyi söylemeyen mümin olmaz. Bu kelimeyi bütün müminler söylüyor zaten. Ben özel, en çok sevdiğin kelimeyi duyup ona göre gece gündüz bana öyle özel bir muamele yaptın. Kelimullah kıldın. Ben de sana özel, en çok sevdiğin kelimeyle hitap etmek istiyorum. Musa, benim en sevdiğim kelime La ilahe illallah'tır." Evet, bütün müminlerin mümin olmak için söylenen kelime benim en sevdiğim kelimedir buyuruyor. İşte hadis-i şerifte de bu kelimeyi bir mümin kalben tasdik ederek bütün zerreleriyle, bütün varlığı benliğiyle, yani kafası, kalbi, kalıbı bir. Yani bu kelimeyi söylüyor, kafası başka yerde değil. Tam bilinçli olarak özünden söylerse bu kelime sema kapılarını yırtarak Allah'ın huzuruna varır. Bu bilinçte, bu şekilde söyleyen müminin arz ettiğimiz gibi, hadiste de belirtildiği gibi, daha dilinde söylediği anda bütün günahları affolunur. Bu kelime öyle bir güzel kelimedir. Evet, bu nedenle çok değerli büyük İslam alimleri hep bu kelimeyle zikretmişlerdir. Peygamberimiz de "Afdalu zikri la ilahe illallah." Allah'a anılan, Allah'ın anıldığı zikirlerin en güzeli la ilahe illallah diyerek Allah'ı zikretmektir. Evet, Buhari ve Müslim'de "Es'adun nasi li şefaati yevmel kıyame." Efendimiz de şöyle buyuruyor: "Benim şefaatime en layık kimse kıyamet gününde men kâle la ilahe illallah halisan min kalbihi ev nefsihi." Kalbinden halis olarak, kendinden halis olarak, bilinçli olarak, bütün zerreleriyle la ilahe illallah diyen kimsedir. Benim şefaatime en layık olan, onu en çok hak eden kimse budur. Fe innallaha kad harrama alen nari. Çünkü Allah Zülcelal Hazretleri bu kelimeyi söyleyene cehennem ateşini haram kılar. Evet. Men kâle la ilahe illallah yebtegî bizâlike veçhallah. La ilahe illallah kelimesinin izzetiyle bize izzet ver. Zeyyinnâ bizîneti la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesinin süsüyle, zinetiyle zinetlendir. Cemmilna bi cemali la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesinin güzelliğiyle güzelleştir.
Kemmilna bi kemali la ilahe illallah. Allah'ın bizi la ilahe illallah kelimesinin kemaliyle kemale erdir. Kavvina bi kuvveti la ilahe illallah. Allah'ın bizi la ilahe illallah kelimesinin kuvvetiyle kuvvetlendir. Eyyidna bi ruhi la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesinin ruhuyla bize kuvvet teyit et. Kuvvet ihsan eyle. Sahhillena ruhaniyete la ilahe illallah. Bize la ilahe illallah kelimesinin ruhaniyetini müsahhar kıl. Emrimize ver. Ehlik adaena bi seyfi la ilahe illallah. Allah'ım bizim düşmanlarımızı la ilahe illallah kılıcıyla yok et. Eclisna ala bisati la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah sofrasına, sergisine oturt. Nezzih arvahana fi riyadı la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah bahçelerinde gezindir. Elbisna hıla la ilahe illallah. Allah'ım bize la ilahe illallah elbiselerini giydir. Tevvicna bin envari la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesinin nurlarıyla nurlandır. At'imna min mebaidi la ilahe illallah. Allah'ım bize la ilahe illallah sofrasından yedir. Askina min şerabi la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah suyundan sula, içir, kandır. Nevvir kulubena bi envari la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesinin nuruyla kalplerimizi nurlandır. Sebbitna ala kelimeti la ilahe illallah. Allah'ım bizi bu la ilahe illallah kelimesi üzere sabit kıl. Kalbimizi, dilimizi ondan kaydırma. Ahina ala kelimeti la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesi üzere yaşat. Emitna ala kelimeti la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesi üzere öldür. Onu diyerek öldür. Sebbit aktamına ala sıratil müstakim bi kuvveti la ilahe illallah. Allah'ım bizim ayaklarımızı sırat köprüsü üzerinde la ilahe illallah kelimesiyle sabit kıl. Ecirna minen niyanı bi hırzi la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesinin korumasıyla cehennem ateşinden uzaklaştır. Allah'ım ibasna ala kelimeti la ilahe illallah. Bizi la ilahe illallah diyerek kabrimizden kaldır, mahşere götürt ya Rabbi. Edhilnel firdevsel ala bi izzeti la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesinin izzetiyle, gücüyle firdevsi alaya dahil eyle, oraya girdir. Zidna bi müşahedeti cemalikel kerim bi nuri envar la ilahe illallah. Allah'ım bizi senin cemalini bu la ilahe illallah kelimesinin güzelliğiyle cemalini görenlerden eyle. Onun nuruyla senin güzelliğini, cemalini görenlerden eyle. Allahümme ya Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ım ey Allah, Allah'ım ey Allah, Allah'ım ey Allah'ım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyha nahya ve aleyhi nemut. İnşallah biz bu kelime üzere yaşarız. Bu kelime üzere ölürüz. Ve ala nubazı gaden inşallah. İnşallah bu kelime ile diriliriz kabrimizden. Böyle zikrederlermiş büyük insanlar. Bu la ilahe illallah kelimesini insan ilk kelime kurduğu zaman söylerse son kelimesi de la ilahe illallah olursa bir insanın, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 1000 sene yaşasa diyor, başı güzel, sonu güzel, Allah aradaki ömründen hiç sual etmez. Doğru geçirir, cennete sokar diye hadis-i şerifler var. Ondan dolayı çocuklar konuşmaya başladığı zaman bu müjdeye ersin diye cümle kurmaya başladığında ilk defa bu kelimeyi öğretmek lazım. Bu kelimeyi çocuk söyleyince de tevhid inancının, iman kelimesini söyledi, tevhid inancının özünü benim torunum, yavrum söyledi, başardı diye Allah'a şükür nişanesi olarak eşe dosta bir şükür yemeği
vermelidir diyorlar alimler. Ve gece gündüz La İlahe İllallah kelimesini mutlaka söylemeli. İşe giderken, arabadayken, hatta yatarken, yürürken, kırda, bayırda, nerede olursa olsun bu La İlahe İllallah kelimesini insan dilini alıştırmalı. Son sözü de bir kimsenin La İlahe İllallah olursa men kâne âhiru kelâmihi dehalel cenne, son sözüyle La İlahe İllallah olan kimse doğru cennete gider buyurmuş Peygamberimiz. O müjdelere ermeli. Bu hadiste işte onlar vardır. Fihi hassun ala kesreti ityanihi. İşte arz ettiğim gibi çeşitli anlamlarını düşünerekten, bunu bilerekten bu kelimeyi çok söylemeye bu okuduğumuz hadiste teşvik vardır. Bu kelimeyle zikir etmeye teşvik vardır. Bu kelimenin Allah katındaki muazzam kadri kıymetini açıklama, beyan vardır. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bu La İlahe İllallah kelimesi hakkında şimdi okuduğumuz hadisin benzeri birçok hadis bulunmaktadır. Mesela namaz, bu La İlahe İllallah kelimesiyle La İlahe İllallah Muhammed Resulullah'la La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hu Ala Külli Şeyin Kadir. O da tevhid kelimesidir. Namazların arkasından 10 defa bunu okumaya adet haline getiren veya La İlahe İllallah kelimesini 10 defa, 10. da Muhammed Resulullah eklersin. Söyleyen kimseler imanla göçer diye müjdeler vardır. Sabahleyin sabah namazından sonra eğer bu kelimeyi söylerseniz İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir köle azat etmiş kadar sevap kazanırsınız diye Buhari hadisi vardır. İsmail Aleyhisselam soyu asil şerefli bir soy. Yani çok değerli bir iş yapmış olursunuz. Bir köleyi azat eden cehennem ateşi görmez diye hadis-i şerifler vardır. Eğer 100 defa söylerse bir kimse, sabah söylerse akşama kadar şeytan ve şeytanın arkadaşları, şerliler onun kılına dokunamaz, akşama kadar korunur ve 4 köle azat etmiş kadar ecir kazanır ve korunur, Allah'ın himayesinde olur diye de müjdeler vardır. Bunları söylemeye devam etmek lazım. Bu hadis işte bize onları ikaz ediyor, uyarıyor, teşvik ediyor.